Şimdi değerli arkadaşlar, Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü sizlerle ayrıca paylaşacaktır. Biz böyle bir çalışmayı elimizde yaptıkları için öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten memnuniyetimi sizler adına da ifade etmek istiyorum. 2023 Eğitim Vizyon Bölgesi'ne baktığımızda değerli arkadaşlar, öğrencilerimizin sosyal etkinlikler kapsamında yürütülen bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yetiştirilmesine önem verileceği biliyorsunuz her gün vurgulanmakta. Biz çocuklarımız üzerinde sık sık hep şu algıyı oluşturduk. Gittiğimiz her okulda da hala sormaya devam ediyoruz. Bu okuldan kaç tane fen lisesine öğrenci gönderdiniz? Ya bu okuldan yetiştirdiniz diye bize soran maalesef olmaz. Sayın Bakanımızın ifadesiyle biz tek kanatlı kuş yetiştirmek istemiyoruz. İstiyoruz ki arkadaşlar, biz önce insan olalım, ondan sonra doktor olalım, ondan sonra mühendis olalım, ondan sonra öğretmen olalım. Yani hem milli ve manevi değerlerine bağlı, aynı zamanda sanatı, sporu seven ve akademik başarıyla bunları taşlandıran gerçekten biz bir nesil istiyoruz. Olmazsa, bayrağınız olmazsa sizin o diplomanızın bir kağıt parçasından hiçbir farkı yoktur. Bakın ben yaklaşık 2,5 sene kilisede görev yaptım. Sürekli sık sık bir araya gelmemiz gereken, sürekli istişare yapmamız gereken, arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla bir araya gelmemiz gereken konular. Ve aynı zamanda özellikle Cenk Hoca'nın ve diğer çok kıymetli hocalarımızın yapmış olduğu çalışmayı ben de beden eğitim öğretmeni arkadaşlarımızla, koordinatör arkadaşlarımızla daha önceki dönemlerden paylaşımlarımız oldu. Hakikaten bizim adımıza, meslektaşlarımız adına son derece önemli, sevindirici şeyler bunlar. Çünkü beden eğitim öğretmenleri programın da alt başında belli olduğu gibi 2023 vizyonu ve farkındalık diyoruz. Ben şuna inanıyorum, belki toplumun her kesiminde veya öğretmen camiasında beden eğitim öğretmenleri her zaman böyle bir kenarda kalmış hissediyorum. Çünkü kendim de 8-9 yıl beden eğitim öğretmenliği yaptım. Ama o kenarda kalmışlığı sürekli yaptığımız aktivitelerle, çalışmalarla, bulunduğumuz okullardaki farkındalık çalışmalarıyla hep her zaman bize bakışı farklı olan arkadaşlarımızı yanılttık diyelim, olumlu anlamda yanılttık diye düşünüyorum. Bunun da böyle devam etmesi gerekiyor ve bizim sürekli projelerle, farklı fikir arayışlarıyla toplumda çocuklara, eğitim müdürümüz, milli eğitim şube müdürlerimiz, kurum olarak kurumsal bize her türlü desteği veriyorlar. Yeni şeyler, belki imkanlar daha farklı olabilir. Pozitif anlamda bizim değerimize ne geliyorsa sonuna kadar sınırdan zorlayarak sizinle beraberiz. Hiçbir şey olmasa lütfen bir çayınızı, kahvenizi içmeye gelin lütfen. Ben bu duygularla uzatmadan çok değerli hocalarımızın da bilgilerini takip etmek üzere hepinizi saygıyla ve seviye sıralarını saygı olsun. 2001 yılında Tokat Fili Zire ilçesine beden eğitim öğretmeni tayin oldum. 2-3 yıl kadar Zire'de çalıştıktan sonra o zaman yüksek lisans yapıyordum Ankara Üniversitesi'nde. Ankara'ya eğitim öğretmenliğine atandım. 2004-2005 yıllarında şu anki bakanımız Ziya Selçuk beyefendi Tarihkenlik Kurulu Başkanı'ydı. O da bir yapılandırılmış eğitim ekonomiyle alakalı öğretim programlarının revizyon süreci vardı. Bu süreçlerden bir tanesi de beden eğitim öğretim programının yenilenmesi, güncellenmesi üzerineydi. Ve vasıtasıyla yani bu sebepten dolayı Milli Eğitim Bakanlığı merkez yaşlarına çalışmaya başladı. 2005-2006 yılında beden eğitim öğretim başladı. Bir merhale daha ilerletirsek, dikkat alışkanlığına dair bir veri olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Orada Selçuk'un modeli var. Adıyaman ilinde yapmış olduğumuz beden eğitimi öğretmenlerine yönelik olarak farkındalık seminleri, 2023 eğitim öğretim faaliyetleri vizyonuyla ilişkili olarak bir beden eğitimi dersinde beden eğitimi öğretmeninin aslında neler yapması gerektiğine dair bir
yaklaşımı vurgulamak için düzenlendi. Teşekkür ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğü çağırdı. Beden Eğitim Öğretmeni arkadaşlarımızla sağlıklı güzel bir çalışmayı yürütüyoruz. Çalışmayı iki boyutlu değerlendirdik. Birinci boyutunda işin teorik kısmı, öğretim programları ve beden eğitimi dersinin fizik teknik kartları kullanımının neler olması gerektiğini teorik olarak anlattık. Öğleden sonraki çalışmamızda da uygulamalı olarak eşofmanlarımızla salonda taktik oyun yaklaşımlı spor eğitim modelini ve işbirlikli öğrenme yaklaşımlarını kullanarak beden eğitimi dersinde nasıl daha etkili, verimli, aktif bir ders işleyebiliriz? Onu uygulama olarak Adıyaman'daki beden eğitimi öğretmenleriyle beraber çalışacağız. İyi bir çalışma olacağını düşünüyorum.